Alo, iyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. İyi Buyurun. yayınlar Dinliyorum sizi. diliyorum. Çok Buyurun. teşekkür ederiz. Sesiniz Sesiniz yorgun geliyor, yorgun. yorgun değil. Sesi Ne? üzgün geliyor. Üzgün Öyle geliyor. misiniz? Evet, Ne doğru. oldu? Ben yaklaşık bir senedir evliyim. Bir sene daha. Bir Evet, senelik evet. bir evli bir kadın sesine bakın. Ne yaşadınız? Size ne yaşattı bu kadar? Yani eşim benden önce nişanlısı, yani nişan atmış, daha önceden Tamam. nişanlıymış. Ve şu anda Onunla mı görüşüyor? yok, hayır, onunla görüşmüyor, fakat onun eşyalarını sakladığına şahit oluyorum. Bunu sorduğum zaman hani atmayı unuttuğunu, işte uzun zamandır hani görmediğini falan filan hani. Eşyalarını nerede saklıyor ve hangi eşyalarını saklıyor? Siz bunu nasıl yakaladınız? Daha doğrusu eşya değil, resim, başka Nerede birkaç saklıyor mektup. resimleri? Birkaç mektup. Nerede gördünüz onları? Böyle bir çantanın içinde. Anladım. Ona söylediğinizde unuttun mu dedi. Evet, hani farkında değilim, hani Sonra peki yırtıp attı mı? görmedim. Sonra ben atması gerektiğini, hani iyice kontrol edip elemesi, atması gerektiğini söylüyorum. Ve bana ben böyle söylüyorum, hani evimde olmasını istemiyorum diyorum. Ve bana diyor, benle inatlaşıp yok daha fazla saklayacağım. Daha da duracak onlar. Yani sırf benim inadıma yani. Hani başka bir sebep Peki yok. siz ne söylediniz öyle deyince? Ben dayanamıyorum, ben sabredemiyorum böyle bir duruma. Şimdi hayatta hep stratejik olmak gerekiyor. Ne olur evliliğiniz ve kendiniz için biraz akılcı, biraz stratejik davranın. Hocamı çok iyi dinleyin. Ne yapsın hocam? Evet, bir defa o mektup ve fotoğraf neyse atılması lazım. Haklı. Tamam. Şimdi burada E atmıyor beyefendi adam. ama şimdi atmıyor. Neden atmıyor? Şundan atmıyor. Hala bir bağ bence var. O bağdan dolayı bahane ediyor. Yani sen benim üstüme geldiğin için atmıyorum. Niye atmıyorsun kardeşim? Evlenmişiz biz. Artık onunla senin ilişkin bitmiş, her şeyin Hocam bitmiş. bunu anladık. Hayır burada ama Atması bakın. için nasıl ikna edelim? Şimdi şöyle ama burada atması için gerekirse ben boşanmaya hazır olmalıyım. Neden? Bak şimdi hazır olmalıyım ben. Yani burada ben net tavrımı koydum kardeşim. Sen onu seviyorsa git o zaman ona. O zaman benim hayatımda ne işin var senin? Ama hiçbir zaman kavgayla değil bunları Şimdi anlatırken, değil mi? tabii güzel bir şekilde bakın bunu oturup konuşman lazım. Bak ben içim rahatsız, sürekli uykularım kaçıyor ve beni sevmeyen ve hala başkasına aşık olan bir adamla ben yaşamak istemiyorum. Sen beni mi tercih ediyorsun, onu mu tercih ediyorsun? O zaman ben hayatından çıkayım, git ona. Yani bir anlamda gerçekle en kısa sürede yüzleşmek Yüzleşmek gerekiyor. lazım. Çünkü neden? Bu içinde onu kurup duracak, devam edecek bu. Yani inatlaşmayla bu iş olmaz. Tamam, Burada gerçekle yüzleşti ve adam tabii. fotoğrafları yırtarsa sorun var mı? Sorun yok. O zaman kapatsın üstünü devam etsin. Ama ben şuna inanıyorum. Bu net tavrını koysun adam o fotoğrafları yırtar atar. Hatta gözünün önünde yırt bunları. İlişkimiz devam etsin. Ben yırtsam, yani biz He? yırtsak alıp. Sen de yırtabilirsin ama bilmiyorum. Valla. Olay olabilir. Olay Şimdi olabilir. yönetmenimiz de Hüseyin diyor ki, o da başka bak, erkek kafasıyla Erkek bakıyor. Diyor ki kafası. fotoğrafları yırtmak neyi değiştirecek diyor. Şimdi şöyle Yani bak. içindekini söküp atamadıktan sonraya Hayır bak getiriyor şimdi. herhalde. İçindekini söküp atamamak ayrı. Göstere göstere Tabii. saklamak ayrı bir şey. Tabii. Biz ne diyoruz? İlişkiyi bitirmenin en önemli şeyi şudur. Ne kadar onunla ilgili delil hatırlatacak şey varsa kurtul ondan. İçinde ne Tabii yaşıyorsan ben yaşa mesela diyorsun. boşanmış çiftlerle ilgili bile şunu söylüyorum. Kardeşim o evde oturma artık. Geç başka bir eve orada otur. Onu hatırlatan her şey çünkü orada saklı. Peki. Onlardan kurtul. Peki. Yani burada da öyle. Yani geçmiş ilişkileri hatırlatacak ne varsa hayatından çıkarmadıktan sonra yeni ilişkinde mutlu olamazsın sen. Ben bunu Teşekkür söylüyorum. ederiz. Tabii. Bir başka telefonumuz var. Bir başka yaşam hikayemiz var. Umarım bundan önceki seyircimiz çok iyi dinledi. Ne yapmanız gerektiğini öğrendiniz. İnşallah evliliğinizi kurtarırsınız. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Hocama bir sorum vardı. Buyurun. Dinliyoruz. Ben 1,5 yıllık evliyim. 4 aylık bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Eşim, yani ben hamileyken kötü bir hamilelik geçirdim ve doktorum tamamen cinsel beraberliği yasakladı bizimle. Birlikte olmamam gerektiğini söyledi. Çocuğum tehlikesi için. Ve
Ben 4 aylık hamileyken başladı bu yasak ve ben doğurdum şu an. Çocuğum 5 aylık. Ama eşim hala benimle birlikte olmak istemiyor. Çocuğun sesini bahane edip ayrı odalarda uyuyor. Ve benim ikinci evliliğim bu. Eşimin ilk evliliği. Ama resmi nikahımız yok bizim. Eşim ailesi bilmiyor, istemiyor beni kesinlikle. Daha önce bir sevgiliyken yani duydular gibi oldu ve çok büyük tepki gösterdiler. Ayrılmamızı söylediler. Yani kocanızın ailesi, kocanızın evli olduğunu evet. bilmiyor mu? Hayır, bilmiyorlar. Bir torunları oldukları bilmiyor mu olduklarını? Hayır, şu an bilmiyorlar. Zaten yani siz aslında yok bir kadınsınız. Ortalıkta ne adınız, ne sanınız, ne kimliğiniz yok. Ya sevgiliyken duymuşlardı aslında da o zaman tepki gösterdiler. Eşimi başkasıyla evlendirmeye kalkıştılar ama eşim kesinlikle istemedi. Peki neden istemedi. Siz nikahsız bir adamla bu şekilde evlenmeyi tercih ettiniz? Ya eşim dedi ki işte hani en azından çocuğumuz olursa kabullenmeleri daha kolay olur diye düşündük. Peki çünkü onlar aile, kabullendikten sonra mı sizin nikahını almayı düşünüyor? Evet. Ama zaman... şu an çocuğum 4 aylık ama eşim hiç nikahtan bahsetmiyor. Ailem de sürekli baskı yapıyor. Ben de arada kaldım. Çünkü daha önce çok kısa bir evliliğim olmuştu. Ayrılmak zorunda kaldım. Eşiniz evli olabilir mi? Yok, hayır. Biz çünkü çocuğa kimlik çıkardığımızda beraber gitmiştik. Hatta nüfusçu şey demişti bize. İkiniz de bekarsınız, neden nikahınız yok diye demişti. He. Yani eşimin bekar olduğunu biliyorum. Tamam, net bekar yani, tamam. Peki eşiniz evet. eşinize demiyor musunuz ki bak bizim çocuğumuz oldu, bu artık büyüyor? Ya eşimle işte iletişim hiç kuramıyorum. Eşim yani bizimle aynı odada bile uyumak istemiyor. Sizi aldattığından şüpheleniyor musunuz? Aldatıyor zaten, onu aldatıyor. Biliyorum. Ben artık yani bunu göz ardı ettim. Hani en azından çocuğuma sahip çıksın. Yani nikahım olana kadar sesimi çıkartmak da istemiyorum. Yani ama, siz resmen bunu kabul ettiniz. Tabii ama evet. ama benim gördüğüm şu, bence bahane ediyor ailesini ve o evlenmek istemiyor. Benim gördüğüm o. Adam bekarım. Yarın bir gün bak, yarın bir gün sizin gibi başka bir kadın daha bulur. Ona da der bekarım, ailem karşı çıkıyor. Tabii. Nereden bileceğim ben adamın niyetini kardeşim? Yani şey olmadan, yani resmi nikah olmadan böyle bir şey nasıl yapılır ya? Yani bak, bunu, senin adına bunu nasıl uyaralım herkesi hocam, benim sizden istediğim bu. Çünkü abim şey diyor bana, hani birkaç ay daha bekleyeceğim, eğer yapmayacaksan seninle çocuğu alıp geleceğim dedi bana. Anneme böyle söylemiş abim. Yani ne yapmam gerekiyor, eşimi nasıl ikna etmeli, yani çocuğu alıp anne evine dönmek, adamın ekmeğine yağ sürmek gibi bir şey. Adam ne güzel gönlünün estiği gibi bugün buraya konsun, yarın öbür tarafa konsun, her yerde bir çiçek açsın. Ne güzel, ne ala dünya. Şimdi Allah göstermesin, o kocanızın ailesi çıkıp derse ki ona, senin evlenmeni istiyoruz ve biz de sana yakışır bir kadın bulduk dese. Evet. Evet. Ona nikahı bassa. Tabii. Şimdi adamın... Nerede hakkınızı arayacaksınız? Ya. Ya. Ben sizin nezdinizde zaten sizin... 2 yıl boyunca ben hiç istemedim. Ailem de 2 yıl boyunca yani hiç vermediler. Ailemi bir şekilde ikna etti yani. Gitti geldi, ikna etti ailemi. Ben de istiyordum ya bu kadar yani. Ama şimdi bu kadar yalvardıysa o nikah, bakın bu kadar yalvardıysa o nikahı neden yapmadı? Şimdi ben size üzülüyorum. Burada bir tek üzüldüğüm sizsiniz. Siz nerede hakkınızı arayacaksınız? Bütün kadınlara sesleniyorum. Hakkını arayabilmen için ey kadın, senin mutlaka o resmi nikahının olması lazım. Bir de mesela o aile nasıl bir aile? Bu çocuk kaç aydır nerelerde? Bak şimdi ev kurmuş, yerleşmiş. Neredesin oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Hiç mi bu adamı arayıp sormuyorlar? Ne biçim bir anne baba bu da yani? Şimdi bu evlenmiş adamın haberi yok. Bak torunları var, haberleri yok ya. Böyle bir şey olur mu? Valla onun için peki, bence bu adam profesyonel anlamda. Şöyle yapalım hocam. Siz şimdi bu hanımefendiye ne olur şunu söyleyin. Bakın, kocasını gerçekten şu noktadan sonra evliliğe nasıl ikna edebilir? Bakın. 4 aydır direnen, evlenmek istemeyen bir adam var. Ben burada art niyet seziyorum. Şimdi adamı tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Ama böyle bir adamı sen nasıl ikna edersin? Şimdi istemiyor adam. Demek ki başka planları var. Bak zaten başkalarıyla oluyor. Onun için bence abisi haklı. Hala böyle devam edecek bir adamın yanında durmanın bir anlamı yok. Yok yani, benim düşüncem o. Yani bu adam ikna edilmez. Çünkü ikna olmak istemeyen bir insan nasıl ikna edersin? Çocuğu var ortada. İnsan o çocuğunun vicdanı olan bir adam, o çocuğu için en azından sahiplenir olayı. Hani derler ya hocam, hani gerçeği hiç
hiçbir zaman saklayamazsın. Gerçek bir gün mutlaka tüm gerçekliğiyle ortaya çıkıyor. Ve sen o gerçekle yüzleşiyorsun. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Evet. Şimdi ben tabii hep bu kadıncağıza üzülüyorum. Tabii bu kadın mesela, hakkını nerede arayacak? Ben şimdi düşünüyorum. Mesela adamı ikna etme adına. Ama bak şimdi ailesini ikna edememiş olan bir adam. En azından eşine sahip çıkar. Bak ne diyor? Çocuğum için aldatıyor sağda solda çocuğum için. Allah aşkına çocuğun için evlenmeyi kabul etse bile bakın. Sürekli sağda solda gezen bir adamdan koca mı olur baba mı olur? Bunu da düşünmek lazım. Hiçbir şey olmaz bundan. Alkışlıyorum sizi. Tabii olmaz, hiçbir şey olmaz. Çok haklısınız. Onun için ben burada yani çıkar yol görmediğim için hanımefendiye bir yol sunmuyorum. Neden? Çıktığı yol da yol değil. Diyelim ki evlendi ama hala sağda solda aldatan, evle alakası olmayan, babalık vasfında olmayan bir adam ne oldu? Kucağında kaldı. Ne yapacaksın sen bu adama? Evlensen ne yapacaksın yani? Peki. Yok. Diğer telefonumuzu alıyoruz hemen. Alo. Hoş geldiniz. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Bizi lütfen telefondan duymaya çalışın. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ben hocama bir şey soracaktım. Buyurun efendim. Benim de eşim aldattı. Nasıl yakaladınız? İlk nasıl yakaladım? Önce resim gönderirken çocuklarımla resim çekinip gönderdi. Evet. Arkadaşım, iş yerinden arkadaşım çocuklarım resmini istedi dedi. Ya içime bir kurt düştü. Ya hiç şey yapamadım ilk başta. Arkadaşıdır herhalde. Zorla karşıladım. Sonra o kızın kendi resmini gönderdiğini gördüm. O zaman ben çıldırdım tabii, delirdim. Ben kendimi kaybettim çocuklarımın yanında. 3 tane kızım var. İşte sen ne yapıyorsun? Hani başka bir resim geldi, kız resmi geldi sana. Sen niye böyle yapıyorsun? Arkadaşım dedim işte. Sonra dedim ki ben kimseyle görüşmeyeceksin bundan sonra dedim. O kızla bile dedim. Tamam dedi, bana işte o konu kapandı dedi. Beni 2 ay kandırdı bitti deyip. Ama bitmemiş. İş yerindenmiş mi bu? İş yerinde, evet. İş yerinde çalışıyordu. Beraber çalışıyorlar. Evet. Şu anda ne aşamadalar? 14 Şubat'ta ben yine mesajını yakaladım bunun. İşimin telefonu zaten şifreliydi. Yine içime bir şüphe vardı yani. Sevgililer gününü mü kutlamış? Efendim? Sevgililer gününü mü kutlamış? Hayır, eşim ona mesaj atmış 2 gün önce. İşte şarkı göndermiş. Romantik diye mi? Kız 24 yaşında, eşim 38 yaşında. Ben görünce deliye döndüm. Öbürünü unutmaya çalıştım. Yani arkadaşım deyip çocuklarımın resmini istediği için. Zorla karşıladım. Eşimden böyle bir şey hiç beklemiyorum çünkü. O kadar güveniyorum ki. Öyle bir insandı. Bunu en son yapacak bir insandı yani. Ummadığımız taşlar ne başlar yarıyor. Aynen öyle oldu. Sonra telefonunun şifresini çözdüm ben bunun. Yine içime böyle bir kurt düştü. Hı. Şifresini bilmiyorum ama. 3 kere şifresini girdim. 3. şifre açıldı. Ben de şok oldum. Şifreyi açtım. Direkt WhatsApp'a girdim. WhatsApp'ta ona işte mesaj attığını gördüm. Delirdim yani. Sinir krizi geçirdim. 3 tane çocuğum var benim. Niye böyle yapıyorsun dedim. Bir şey demiyor bana. Tamam diyor. Ya dedim 3 tane çocuğum var, senin 3 tane kızın var. Hiç mi utanmadın bunu yaparken? Hadi beni neyse dedim. Çocukların için niye yaptın bunu dedim. Sessiz kalıyor. Hiç utanmıyor mu? Yani başını öne eğmiyor mu? Sizden özür dilemiyor mu? Özür dilemedi. Tamam ben bir hata yaptım. Özür dilerim. Bir daha olmayacak. Beni bu sefer de affet demedi bana. Yani annesi babasına söyledim. Onlar şeye girdi. Devreye girdi. Ne oldu? İşte bunu bir kere daha affedeceksin dedi. Büyük kızım dedi ki anne ne olur benim için bir kere affet dedi. Benim kızım bile babasından nefret duydu. Benim için dedi affet ne olur anne dedi. Ama yani eski şeyim olmuyor. Yüzüne bakasım gelmiyor. Nasıl anlatayım? Ya güven tarzda güvenmiyorum. Bana o güveni vermiyor.
tabii güvenilecek bir durum yok ortada. Güvenemiyorum yani, tamam bitti, o konu kapandı dedi. O kızı aradım işte, bir daha görüşmeyeceğiz dedi. Nasıl güveneyim sana diyorum. Nasıl güveneceğim? Çünkü o güveni vermiyorsun bana. Yine akşam sordum. Dedim o kızla görüşüyor musun dedim. Şu konuyu açıp durma dedi. Seni döverim dedi bana. Yani ben 4 aydır gece gündüz sürekli ağlıyorum. Sürekli ne yapacağımı bilemiyorum. Onun güvenini nasıl kazanırım? Bana diyorum ya yani... Siz niye onun güvenini kazanacaksınız? O sizin güveniniz nasıl kazanacak? Tabii. Bir de mesela o bayan ya evli 3 çocuklu bir babaya nasıl göz koymuş ya? Evet dedim. Ne diyor? Dedim, sen mi yaklaştın, o mu yaklaştı dedim. O geldi bana iki söz söyledi dedi. Siz oluyorsun dedim, ya ben sana hiç bunları söylemedim dedim. Ya o kızı da aradım. Sen utanmıyor musun terbiyesi evli kızla, evli adamla dedim beraber olmaya. Bana küfür edip telefonu kapatıyor. Küfür edip bana telefonu kapatıyor. Arsız, vallahi yüzsüz, ahlaksız. Yani evet. Çıkmanın içindeyim. 4 aydır sürekli gözyaşı, gece gündüz aklıma geliyor. Unutmak istiyorum. Valla bak şöyle söyleyeyim. Sen çıkmazın içindesin, çık o çıkmazdan. Neden çık? Çünkü neden? Bunun geleceği olan bir ilişki değil şu anda senin yürüdüğün ilişki. Tamam evladın var, evladın ayrılma diyor, ayrılma diyor ama bak bunu bırakmak istemeyen, özür bile dilemeyen, yaptığına pişman olduğuyla ilgili en ufak hareketi göstermeyen bir adam var ortada. Sen o zaman ya bunu kabulleneceksin, susacaksın, ne yaparsa yapsın diyeceksin, benim çocuklarım var diyeceksin. Ya da onurunla, ailenle, babanla görüşüp böyle bir şey yürümez, böyle oluyorsa ben yokum hayatınızda deyip ayrılacaksın. Bu başka çaren yok senin.